İsrail'in temel meseleleri ve harici Yahudi. Hayatımın bir döneminde İsrail'e göç etmeye niyetliydim. Fakat eğitim amacıyla Londra'ya savruldum. Sonra babam kalp krizi geçirdi. Türkiye'ye döndüm. Evlendim, iş kurdum, ülkede kaldım. Yakın zamanda tekrar İngiltere'nin yolunu edek. Yahudi devletiyle ilişkim benliğimin önemli parçalarından biri. Birinci endişe önceliğim 1967 savaşında, 1973 Yom Kippur Harbi'nde, 1991'de Tel Aviv Skad füzeleri altındayken ve bugünkü İran nükleer tehdidi karşısında İsrail'in hayatta kalması ve güçlenmesi. Kabul etmem gerekir ki, Osto müzakerelerine ve takip eden sözleşmelere fazlasıyla inandım ve İsrail kamuoyunun sağa ve sertliğe giden sürecini ancak geriden izledim. Oranın vatandaşları intihar bombacılarını ve yükselen terör fırtınasını doğrudan yaşadılar ve diaspora Yahudilerinden çok daha erken farkına vardılar değişimin. Bu yüzden de İsrailliler sağ partide iktidara geçirdiler. Filistinlere pek taviz verilmedi, dış dünyadan ve batı medyasından daha iyi tahlil ettiler diğer Orta Doğu ülkelerinin zenginliklerine rağmen zafiyetlerini ve Abbas ile barışa gerek olmadan dahi Müslüman Arapları yanlarına çekmeyi becerdiler. Türkiye'de yaşayan ve bölgeyi yakından izleyen bir arkadaşıma göre bugün İsrail'in önünde 3 temel mesele var. 1. Batı dünyasının İran ile yakında varması beklenen anlaşmanın Tahran'ı güçlendirerek İsrail aleyhine çalışması. 2. Batı şerianın tarihsel adlarıyla Yehudiye ve Samarya, ve Şomron bir kısmını ilhak ederek orada yaşayan Yahudilere İsrail yasal statüsünün tanınması. 3. Dincilerle seküler, laik Yahudiler arasında giderek alevlenen çekememezliğin çözümü. Bu sıkıntılar İsrail'in 1948'den bu yaşadığı travmalara kıyasla hafif bile addedilebilir. Güçlü bir ekonomi, başarılı bir ordu, küresel çapta teknolojik hamleler ve İbrahim anlaşmaları Abraham Accords yoluyla varılan barış ortamı sayesinde ülke yukarıdaki temel meseleleri zamana yayarak da halledebilir. Arkadaşım bu konuların önümüzdeki seçimleri Netanyahu'nun kazanması halinde çok daha rahat çözüleceği inancında. Nasıl geçmişte Filistinlerle anlaşmaya varmadan önce Arap ülkeleriyle barış olmaları diyerek hak verilen, İran ile Obama dönemi döneminde yapılan anlaşmanın Trump tarafından bozulmasını sağlayan ve ülkenin finansal ve teknolojik sistemasının mimarlarından biri olan Bibi'nin uzun vadeli görüşlere doğru çıktıysa, bundan sonra da onun yetenekleri sayesinde düzlüğe çıkılır der dostum. Aynı kanayı paylaşmıyorum. Bir, Putin tehdidi yanında İran'ı daha hafif bulan Batı hem petrol fiyatlarını düşürmek hem de yeni seçilen İbrahim Raisi'ye şans tanımak ve Ali Hamaney sonrasında mutedil Bayatullah'ın başa geçmesini sağlamak için sözleşme yapmaya her zamankinden daha yakın. Bu tabakat İran'ın nükleer kapasitesini ve bomba yapma gücünü sınırlamak olduğu kadar devrim muhafızlarının Orta Doğu'da karışıklık çıkarma potansiyelinde etkisiz kılma amacında. Sözleşme durumunda Bibi'nin ABD siyaseti sert ve köşeli olur. Oysa ki Lapid veya Gans gibi bir lider hem Batı ile iyi geçinir hem de İran'a yönelik hava saldırılarına ve hedefli cinayetlere ara vermez. Putin'in Ukrayna işgali jeopolitik koşulları değiştirmiştir ve İsrail uyum sağlamaya mecbur kalacaktır. 2. Batı şerianın kısmen ilhakı konusunda İsa önünde elinde önemli bir koz bulunmaktadır. Filistinlerin yaşam standartlarını yükseltecek tedbirleri alacak zenginlik. Bu alanda da Netanyahu'nun ideolojik saplantıları ilerlemeye set çekebilir. 3. Dindar seküler çatışması. Dinci partileri iktidardan uzak tutmanın tek yolu seküler birlikteliktir. Bibi kendisi dinler olmamasına rağmen o partilere güç sağlayarak Haredi kesimin askerlik yapmalarına ve ekonomiye yarar sağlamalarına getirmelerine engel olmuştur. İsrail'in bekası bakımından Yahudi nüfusun %17'sini teşkil eden dindarların zamanla modern yaşama uyumları üzerlerinde mutlak hakimiyet kesmeden ruhani liderlerin farklı görüşleri yer vermeleri ve ülke ekonomisine yük olmaktansa katkı vermelerinin zamanı gelmiştir. İki harici Yahudinin fikirleri açıkladı bu yazı. İsa vatandaşı olsaydılar biri Likudoy verecekti, öteki Yair Lepide. Tel yaşayan Türkiye'lilere li, Türkiye gelince, bunu tabii merak ediyoruz şimdi.